haftamız esnafımıza, zanaatkarımıza, özellikle de Ostim esnaf ve sanatkarına hayırlı olsun, mübarek olsun. Bilindiği gibi bu hafta ahilik haftamız, esnafın bayramı. Ahilik kelime anlamı kardeşim demek. Dünyanın en sıcak, en samimi, en içten ifadesi. Ostim'de sebebi ziyaretimiz, Orhan Başkanımız ahile gönül vermiş. Ostim'de bu güzel kültürü yeşertmek için, yaşatmak için mücadele veren bir büyüğümüz. Tabii Ostim zaten ruh itibariyle Cevat Dündar merhum üstadımızın kurduğu, ahilik ilkeyle kurulan ve o dönemde bürokrat şehri denilen, memur şehri denilen Ankara'mızı esnaf şehri yapan, zanaatkar şehri yapan, sanayi şehri yapan ilk adım. Onun için bu Ostim'in Ankara'da ve Türkiye'de ahilik açısından çok önemli bir başlangıç noktası. Dolayısıyla biz de bu haftada böyle ahiliğin esasları üzerine kurulmuş, bu Türkiye'ye hatta dünyaya birçok örnekler sunan, birçok hizmetler sunan Ostim'i ziyaret etmeyi bir görev atfettik. Bu konuda da Sayın Başkanımızın da yıllardır önderliğinde Ostim serpildi, büyüdü. Kendi içerisinden birçok sanayiler, organize sanayiler geliştirdi, önderlik yaptı. Ahiliğin zaten temelinde de bu var. Durağan bir sistem değil ahilik. Hayat boyu öğrenme gibi sürekli kendini geliştiren, yeniliyen, çağa ayak uyduran, hatta çağı kuşatan bir sistem ahilik. Dolayısıyla ahilik ve Ostim'in çok yakın bir benzerliği var. Çok yakın bir mücadele alanı var. Biz de bu haftayı muhterem başkanımıza bir şet kuşatarak, ahil şeti kuşatarak taşlandırmak istiyoruz. Evet, ben de ahilik haftasını kutluyorum. Ahiliğin gerçek değerini anlamaya vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah ahilikle ilgili olarak bizim bölgemizde de bir takım faaliyetleri yapacağız. Biraz sonra üniversitemizde de bir programa katılacağız. Tabii Ostim Sanayi Bölgesi kuruluşu itibariyle bir ahi kültürüyle kurulmuş Sayın Başkanım. Sizin de bahsettiğiniz gibi rahmetli Cevat amca gerçekten bir ahi ve yaptığı işler de bir ahi kültürünü yaşatan bir kültür. İşte bir kooperatif kurmuş, insanları bir araya getirmiş, işbirliği, güç birliğiyle insanlara bu mekanları, bu yapıyı oluşturmuş. Biz onu hepsi her zaman hayırla yad ediyoruz. Tabii bugün, aslında bugüne ahiliği getirmemiz çok önemli. Yani ahilik sadece bizim tarihimizde yaşanmış, defteri kapanmış bir şey değil. Bir nostaljik bir kavram değil. Bugün dünyada yaşanan sorunlara çare üretebilen değerlerin orada olduğuna biz halen inanıyoruz. Gerçekten inanıyoruz. Şu anda yeni dünyada toplam kayıt yönetimi diye bize Japonların veya başkalarının sunduğu yönetim sistemi aslında bir ahilik modeli. Şu anda kalite ve standart dediğimiz ve bütün dünyada üretimde, kalitede ve standartları belirleyen kavramları yine ahilikte görüyoruz. Ama tabii bunları biz daha önceden kaybettik. Bu değerlerimizi yabancı dostlarımız gücenmesin diye bunları şeye gömdük. Sonra baktık ki bu aldığımız değerler bizi bir yere götürmüyor, çıkmaza götürüyor ve yaşanamaz bir dünyaya götürüyor. Yeniden bu dünyayı yaşanabilir hale getirmek için ne yapmamız gerektiğini şöyle bir baktığımız zaman da yine bizim geçmişte bu yaşadığımız değerlerin ne kadar önemli olduğunu, refah toplumunun oluşturulmasında çok kıymetli değer olduğunu yeniden keşfediyoruz. Başkaları bunu bize söylerse daha iyi anlıyoruz. Kendi şeylerimizi kaybettiğimiz için, yolumuzu kaybettiğimiz için inşallah. Tabii ahilik bizim için çok değerli ve kıymetli. Biz tekrar bir yazarımız bir kitap yazmış. Şimdi onu biz bütün şeylere bir kısmını dağıttık. Bir Orta Asya'ya gezi yapıyoruz.
Kayıp Aydınlanma diye bir kitap yazmış. Kayıp Aydınlanma. Yani aslında aydınlanmanın ve medeniyetin beşiği Orta Asya, İslam medeniyetinin merkezi. Batı'yı da etkileyen aslında bu hareket. Ama biz bunu kaybetmişiz. Kayıp Aydınlanma diyor adamın. Şimdi buna cevap yazıyoruz yeniden. Kayıp Aydınlanmanın izinde yeniden kendimizi keşfetmenin yoluna düşüyoruz. Bu ahirlik de buna benziyor. Dolayısıyla yeniden bu değerleri, bu şeylerin kıymetleri keşfedelim. Ve hayatımıza monte edelim. Tabii sizin derneğinizin de bu şeyi takibi çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bunu sadece görsel olarak, hani kültür olarak, hani bir şey, kültürel bir faaliyet gibi, böyle hani bu ya olmuş bitmiş, işte geçmişte böyle şeyler olmuş gibi anlatılıyor, ama bunun şeyine vakıf olmamız lazım. Derinliğine yeniden keşfetmemiz lazım diye düşünüyorum. Sizin de bu konudaki hassasiyetiniz nedeniyle Esnaf Sanatkarlar Derneğimizi, Esterimizi tebrik ediyoruz. Biz henüz daha buna layık bir şey olmadık ama inşallah bizim de aydınlanmamıza ve bu yolda yürümemize vesile olur diye bu nazik şeyimizden dolayı da teşekkür ediyoruz. Ahirlik haftamızın yeniden hayırlı olmasını diliyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. İnşallah ahir olmamıza vesile olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.